Merhaba arkadaşlar. Sardunya bakımıyla ilgili olarak geldim. Bu şekilde harika ceylan gözü sardunyalar aldım çiçekçiden. Ve bunların bakımını, saksı değişimini, toprak değişimini birlikte yapacağız. Kuruyan çiçek dallarını daha önceki bakın bunlar benim sardunyalarım. Kuruyan çiçek dallarını kesmemiz gerekiyor. Bunları kök kontrolünü, hormon bezi kontrolünü, kuruyan yaprak kontrolünü birlikte yapacağız. Çok sağlıklı sardunyalar yetiştirmek bizim elimizde. Toprak seçimi çok fazla yoktur. Çok özellikli bir toprak istemiyor arkadaşlar. Bahçe toprağında da kolaylıkla yetiştirilebiliyor. Yanmış ahır gübresiyle kolaylıkla yetişebiliyor. Ama biz balkonda biraz daha geçirgen bir toprak hazırlamamız lazım. Saksıya aldığımız için, saksıda yetiştiği için illaki bahçe toprağına, bahçe şartlarına aynı olmuyor. Aynısını sağlayamıyoruz. Bu nedenle daha geçirgen bir toprak sağlamalıyız. Normalde orman toprağıyla birlikte yetişebiliyor. Çok daha güzel yetişiyor. Arkadaşlar şu şekilde Şok Market'ten ideal bitki torfu aldım. Bunu diğer sardunyalarımda birin toprağını kullanmıştım. Bu sardunyalarımda da Şok Market'in toprağını kullanacağım. Ama içerisine dere kumu, Hindistan cevizi torfu, solucan gübresi, pomza, perlit ekleyerek geçirgenliğini ve vitamin oranını yükselteceğim. Çok güzel dere milik toprağım var elimde. Onunla birlikte harmanlayarak güzel bir toprak karışımı elde ettim. Bol drenaj delikli saksılarını hazırladım. Şu şekilde topraklarını hazırladım arkadaşlar. Havuzlama yöntemiyle açtım. Altlarına da drenajı sağlamak için birkaç tane derinliğini almak için strafor koydum. Şu kısmına da solucan gübresi, tam orta havuz kısmına solucan gübresi koyarak şimdi sizinle harika bir bakım yapacağız. Ve kuruyan dalları nasıl kesiyoruz, bakımı nasıl oluyor, sulanması nasıl oluyor, bunlara geçiyoruz. Telefonu sabitleyerek bakım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde muhteşem sardunyalarım var. Daha önceden kendimin bakın yetiştirdiğim sardunyalarım arkadakiler. Ama bu 3 sardunyayı pembe, şu yavru ağzı ve beyaz pembeli 3 türü aldım. Bunları da birlikte şimdi yeni saksılarına, yeni toprağına alalım. Şu şekilde harika sardunyalarım var. Çiçeğe kuruyanları da bakımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Sabitliyorum telefonu, devam ediyorum. Saksısını boşaltıyorum. Öncelikle hormon bezleri bunlarda %99 oluyor. Bu hormon bezlerini çıkartmamız gerekiyor. Yoksa kökleri o hormon bezine sıkışıyor arkadaşlar. Şöyle dikkatlice öncelikle kuruyan alt yapraklarını alarak bu işleme başlıyorum. Çünkü enerjisini bu kuruyan alt yapraklara harcamasını istemiyorum. Yeni gelecek sağlıklı yapraklara, tomurcuklara ve yeni çiçeklerine harcamasını istiyorum. Onun için şu alt yapraklarını tamamıyla temizliyorum. Şu şekilde açtık. Yapraklarını aldım ve toprağını bu şekilde köklerini açıyorum. Hormon bezi kontrolünü sağlıyorum. Kök kontrolünü sağlıyorum. Bunu yapmazsak arkadaşlar maalesef ertesi seneye bu sardunyalarımız kalmaz. Bakımları güzel olursa çok yıllık bir bitki. Yıllarca bizimle beraber yaşayacak. Balkonlarımızı, bahçelerimizi süsleyecek. Pencere pervazlarına harika yakışıyor. Çok güzel oluyor. Direkt yakıcı öyle güneşinden uzak tutmamız lazım. Onun dışında güneşi seviyor. Bakın şöyle hormon bezini görebiliyorsunuzdur. İçerisinde hormon bezi var arkadaşlar. Şu şekilde görülebiliyordur umarım. Bu hormon bezini mutlaka çıkartmamız lazım. Şöyle dikkatlice hormon bezini bakın, sıkışmış kökler oluyor. Hormon bezinin devamında çok ciddi derecede kökler sıkışıyor arasında ve kökler alttan hormon bezini parçalayarak çıkıyor. Şöyle açıyoruz. Şu sıkışan köklerin arasında açıyorum arkadaşlar. Çok güzel kökleri var. Çiçekçiden aldım. Dış mekandan aldım. Adaptasyon sorunu yaşamayacak. Şu şekilde aldım. Şu fazla köklerini de kesiyorum arkadaşlar. Bu bitkimiz bir hafta kadar bir böyle durgunlaşacak, sararacak. Çünkü toprak değişimi yaptığımız için bunu yaşıyor. Şimdi ondan sonra o kadar canlı ve güzel olacak ki bu şekilde dikiyorum yeni toprağına, yeni yerine. Harika geçirgen ve bol mineralli bir toprak hazırladım.
can suyu vereceğim ama şu an öğle arası olduğu için bu sıcakta can suyu vermeyeceğim arkadaşlar. Biraz daha ikindi hava serinlediği zaman ilk sulamasını, can suyunu vereceğim. Sonraki sulamaları toprağı kurudukça sulamalıyız. Çok fazla kurumasına izin vermemeliyiz. Zaten geçirgen bir toprak hazırladığımız için suyu tutmayacaktır içerisinde. Bol da drenaj deliği olduğu için saksımızın, su tutmadığı için daha kolay olacak. Bu şekilde ilk saksımı diktim. Şimdi ikinci saksıma geçiyorum. Harika, bakın böyle yavru ağzı pembe arası güzel bir sardunyam var. Bunun kök kontrolünü yapıyorum. Şu alttaki kurumuş yapraklarından almaya başlıyorum arkadaşlar. Sararmış kurumuş yapraklarını alıyorum. Şu yolculuk esnasında ya da orada kırılmış olan bir yaprağını da içinden çıkartıyorum. Bunun toprağı daha güzelmiş. Daha yumuşak bir toprak. Ama bunda da yine hormon bandı var. Hormon bandını çıkartmamız gerekiyor. Şöyle. Büyüme aşamasında bu hormon bantlarını, fileleri kullanıyorlar arkadaşlar. Ama sonrasında çıkartılması gerekiyor saksı değişiminde. Çünkü kökleri inanılmaz derecede sıkıştırıyor. Zaten içerisindeki hormon da kalmamış olduğu için bir anlamı olmuyor sıkıştırmaktan başka. Şu şekilde hormon bantlarını çıkartıyorum. Tamamıyla temizledim. Şimdi toprağını arındırıyorum. Uzun köklerini alıyorum. Kökünü açığa çıkartıyorum. Ve bunu da yeni saksısına alıyorum. Çok güzel büyüyecekler. Tam yaz sıcakları gelmeden bu işlemleri yapmamız lazım. Normalde Nisan başında, Mart sonunda, Nisan başında yeni saksılarını alabiliriz arkadaşlar. Ama biz çiçekten aldığımız için her halükarda toprağını değiştirmemiz gerekiyor. Şu şekilde hafif bastırarak yeni yerine oturmasını sağlıyorum. Toprağını ilk sulamasında, ikindi hava serinlediğinde yapacağım. Şu şekilde kuruyan çiçek dallarını alıyoruz arkadaşlar. Ki yeni çiçekleri verebilsin. Yeni çiçeklere gücünü harcayabilsin. Kuruyan çiçek dalları kuruduğu noktanın alt kısmında, dibe yakın noktadan bu şekilde temizliyoruz. Şu çiçek kuruduğu zaman yaprağı da kurutmuş, sarartmış bakın. Bunu da alıyorum. Üzerine yapışarak o yaprağı da zarar vermiş. Bunun bakımı da oldu. Biraz daha toprak ekliyorum. Şöyle. Harika oldu. Şimdi üçüncü saksıma geçiyorum. Bu şekilde. Üçüncü saksımı da boşaltıyorum. Bu da beyaz ve bakın aralarında pembe ebrulileri var. Beyaz bir ceylan gözü sardunya. Yine güzel bir toprağı var. Bunu açıyorum. Bu toprak değişimini yaptığımız için bir hafta kadar böyle bir mutsuzluk yaşayacaklar. Çünkü çiçeklenme dönemindeler, çiçeği olduğu için. Ama sonrasında gayet mutlu bir şekilde toprağına alışacak, yeni yerine alışacak. Çok güzel kökleri vardır. Güzel kök verir arkadaşlar bunlar. Sulamayı severler. Toprağı kurudukça, aşırı kurumasına izin vermeden, üst kısmından bakarak nemliliğini kaybedince sulamasını sağlamamız lazım. Takır takır toprağını kurutmamamız lazım. Sabah ve ikindi güneşi olan yere konumlandırmamız lazım. Direkt yakıcı öğlen güneşini sevmezler. Dayanamaz. Yine hormon bezi bunda da var. Hormon bezini çıkartıyorum. Köklerini açığa çıkartıyorum. Ve hormon bezinin altında sıkışmış kökleri biraz aralıyorum arkadaşlar. Şöyle uzayan köklerini kesiyorum. Şimdi şu sıkışmış toprağı da açıyorum. Bakın orası inanılmaz derecede sıkışıyor. Şöyle harika bir sardunya.
görülebiliyordur inşallah. Kökleri çok güzel, çok sağlıklı. Harika bir sardunya arkadaşlar. Şu şekilde. Bu bakımı yapmazsak sağlıklı büyümez ve yıl sonunda kaybederiz. Onun için bu bakımlarına dikkat etmemiz lazım. Üçüncüyü de yeni yerine alıyorum. Harika toprağına. Hafif sıkıştırıyorum. Ve üzerine birazcık toprak ilavesi ediyorum. Toprak ilavesi yapmam gerekiyor. Evet, bunun da can suyunu vereceğim ama 1-2 saat sonra hava serinlediğinde yapacağım. Şu kuruyan çiçek dallarını arkadaşlar dibe yakın noktadan kesiyorum. Bakın kurumuş bir çiçek, artık çiçek geçti. Buradan kesiyorum. Şu şekilde yeni saksılarını aldım arkadaşlar. Harika bir bakım verdim. Şu şekilde güzelce çiçekler açacaklar. Ve yeni tomurcukları geliyor gördüğünüz gibi. Yeni tomurcukları açacak. Geçen çiçek dallarını da az önceki gösterdiğim yöntemle tek tek keseceğim. Ki enerjisini sararan çiçek dallarını harcamasınlar. Can sularını şu an vermiyorum. İkindinin hava serinlediğinde vereceğim. İlk can sularını sabah ve ikindinin güneşi alacağı yere konumlandıracağım. Öğle güneşinden uzak tutacağım. Bu şekilde harika sardunyalarımız olacak. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.